Merhabalar, Halı Yıkama Haber kanalına hoş geldiniz. Biz bugün Bursa'da Melih Çetin'in yanındayız. Melih Bey Quick Wax'ın sahibi. Aslında bence firmanın ismini birçoğumuz duyduk ama Melih Bey'i yakından tanıyor muyuz? Bugün tanıyalım. Maalesef. Melih Bey birazcık işin arka planında. Aynen öyle. Melih Bey, biraz firmamızdan bahsedelim. Quick Wax ne zaman kuruldu ve sektörle ne zaman buluştu? Aslında şöyle söyleyeyim. Bizim ticari hayatımız 2000 yılında kendi işimizi kurarak başladık. Yani 21 yıllık bir firmayız. Bu süreç içerisinde biz plastik ambalaj sektörüne hizmet verdik. Yani Bursa'da aklınıza gelebilen bütün organize sanayideki büyük işletmelerin ambalaj malzemelerinin tedarikçiliğini yaptık yıllarca. 2010 senesinde kendimiz bir karar aldık. Dedik ki ya biz bir şeyin üretimini yapmamız gerekiyor, imalatını yapmamız gerekiyor. Ve bunu kimyayla pekiştirdik. Yani bu fabrikalara en çabuk ulaşabileceğimiz noktalar buydu. Ve kimya ürünleri alsatla başlayıp sonra imalata döndürüp şu anda 1400 metrekare kapalı alan bir tesiste 25 kişilik kadromuzla Türkiye'nin 27 ilinde bayimiz var ve 24 ülkeye de ihracat yapar bir pozisyona geldik. Peki, halı yıkama sektörüne ilk adım ne zaman attınız? Aslında bizim endüstriyelle başlayan hayat hikayemiz bir anda otomotive döndü. Otomotive de çok enteresandı. Belçika'dan bir arkadaşımız gelip bize Belçika markası bir ürünün tanıtımını yaptı. Bunu da satar mısınız diye. Oto grubunda o ürünün pazarlamasını yaptık ve baya baya başarılara imza atınca biz dedik ki oto sektöründe de olmamız gerekiyor. Oto sektöründe biliyorsunuz arabanın dışını, içini, motorunu ya da şöyle söyleyeyim size arabanın içine bindiğinizde trim olarak gördüğünüz, halı flex olarak gördüğünüz her yerin temizliğini yapan ürünler satıyorsunuz. Biz mantığımızı şuradan yürüttük. Bir arabanın koltuğundan, bir arabanın tavanından, tabanından ben lekeyi sökebiliyorsam halıdan sökmesi çok daha kolay olur dedik. Kesinlikle. Mantığı oradan yürüterek yaklaşık bir 6-7 senedir halı yıkama sektörüne de girmiş olduk. Aktif olarak girmiş olduk. Peki, evet. Quick Wax'ın halı yıkama sektöründe biliyorsunuz örgütlenme ve dernekleşme müthiş derecede yüksek. Birçok neredeyse sektörde bu yok. Peki, Quick Wax'ın dernekleşmelere bakışı nasıl ya da herhangi bir dernekle işbirliği var mı? Ya bizim şöyle söyleyeyim. Aslında derneklerin yani dernekçilik olayı, STK olayı bizim için çok önemli. Yani her yapmış olduğunuz her iş için çok önemli. Ama ve lakin ben bunun düzenin daha Türkiye'de çok fazla oturduğuna inanmıyorum. Ondan dolayı da hiçbir derneğe üyeliğimiz şu anda yok. Uzun bir sürede olmasını düşünmüyorum ama aynı kafa yapısında bir ekiple bir çalışma içerisine girersek niye olmasın? Ama şu anda yok. Şu anda yok diyorsunuz. Sosyal medya peki? Gördüğüm kadarıyla çok aktif kullanıyorsunuz. Peki siz sosyal medyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektöre katkılarının ne olduğuna inanıyorsunuz? Ben kendimle ilgili söyleyeyim. Ben 76 doğumluyum, 44 yaşındayım. Ve geçen yıllarıma da çok acıyorum. Yani sosyal medyasız geçen yıllar tabii. Bizim dönemimizde mesela başarıyı yakalayabilmen için buradan arabaya atlayıp Sivas'a gitmen, Erzurum'a gidip Van'a gitmen gerekiyordu. Ve insanlara sunum yapman gerekiyordu. Evet. Aslında şu an sosyal medyasız hiçbir şey yapılmadığını, bu geçen günlerinde ziyan zebil olduğuna inanıyorum. Hani belli başlı tecrübeler elde edildi ama sosyal medyayı
Ya sosyal medyasız bir şey olmaz. Bu bir. Ama sosyal medyada... Çağın net bir gerçeği. Komedi insanların elinde. Yani şöyle düşünün. 18 yaşında bir çocuk eline telefon alıp da kendi resmini çekip de milyonlarca takipçi yakalayıp senden benden daha iyi satışlar yapabiliyor. Ya buralarda biraz böyle bana göre şeyler var ama sosyal medya olmadan olmaz. Sektörü katkısı nasıl peki? Efsane. Efsane. Olmazsa olmaz. Halı yıkama sektörü nasıl kullanıyor sizce sosyal medyayı? Halı yıkama sektörü, aslında halı yıkama sektörü çok iyi kullanıyor. Yani ben, ama şunu söyleyeyim, hani Face'te sürekli halıcıları görüyoruz. Ama ve lakin genelde işleriyle ilgili değil. Benim mesela çözemediğim şeyler var. Mesela arabasının ön camına kamerasını takıp bütün yolu size seyrettirmek. Hani nereye gidiyoruz, bir yere mi gidiyoruz? Ya bunun aslında farklı kullanılması gerekiyor. Mesela kullandığı ürünlerle ilgili ya da kafasında bir projeler varsa bunların paylaşımlarının başka insanlara faydası olacağına inanıyorum ama sosyal medyada çok aktif halıcılar. Çok, çok aktif. Facebook'da ama. Özellikle Facebook, bence biraz da Instagram'da da olmalı. Kendimizle ilgili yorum yapayım. Benim bir pazarlamacım, diyelim ki bir bölgede tek arabayla biz mesela bunun hesabını yaptık, istatistiklerin raporlarını çıkarttık. Bir hafta boyunca gezebileceği müşteri sayısı 200. Bir video attığınız zaman ulaşabileceğiniz insan sayısını siz hesaplayın. Yani ben bunu sadece Türkiye olarak görmüyorum. Dünyanın her yerinden dönüşler oluyor. Bizim mesela QW Point ile ilgili de Instagram'da çok aktifiz. QW Point araç modifiye işleri yaptığımız bir yerimiz. Ve burada şöyle söyleyeyim size, yurt dışından gelen rübetçilerimiz mesela her yaz, her tatil dönüşünde mutlaka burada yüzlerce gurbetçimiz oluyor. Diyoruz ki arkadaş nereden görüyorsun bunu, nereden biliyorsun? Hani yani Türkiye'de işte Bursa'da Quickbox, QW Point, yani gücüne çok inanıyorum. Birazcık QW Point'ten bahsedelim mi? Bambaşka bir sektör ama o da dikkatimi çekti şu an. Birazcık bahsetsek. QW Point'in aslında kuruluş amacı şuydu. Yani biz Quickbox olarak üretmiş olduğumuz ürünler için ben buradan Trabzon'a gidiyorum, işte Mersin'e gidiyorum, Adana'ya gidiyorum. İnsanlara ürünümü anlatmaya çalışıyorum veya diyorlar ki bize ben eğitim almak istiyorum. Kendi ekibimi gönderip onlara eğitim verdirmektense biz akademi gibi bir yerimiz olsun diye düşünerek başladık bu olaya. Ama boyutunun dışına çıktı tabii ki. Şu anda akademi hizmeti verebilecek durumda hiç değiliz çünkü işler çok yoğun. Güzel bir marka oturdu. Quickbox'ın buna çok fayda, yani katkısı oldu. QW Point'in buraya gelmesinde Quickbox'ın katkısı çok fazla. Mesela ticaret yaparken işte halı yıkıyorsunuz, işte müşteriye götürüyorsunuz ve bundan bir kar elde ediyorsunuz, işletmenizi döndürüyorsunuz. Burası daha enteresan. Erkek adam arabayla doğar. Arabayla oynuyorsun, ediyorsun, istediğin bütün her şeyi yapıyorsun ve karşılığında bedel alıyorsun. Quickbox'ın sektördeki diğer firmalardan farkı ne? Vallahi Quickbox, ben şöyle söyleyeyim. Bizim aslında insanların böyle kafasına taktığı şeyler vardır. İşte şu rakibim, bu rakibim, o işte ben öyle yapmam gerekiyor, böyle yapmam gerekiyor. Biz yolumuza bakıyoruz ya. Yani biz Quickbox olarak iyi olanı yapmaya çalışıyoruz, güzel olanı yapmaya çalışıyoruz. Yeri geldiğinde rakiplerimizi alkışlıyoruz. Diyoruz ki bravo, tebrik ederim. Bu adam bunu yapabiliyorsa biz de bunu yapabiliriz. Yani öyle bir şeyimiz yok ya. Bir şeyin güzel olması gerekiyor ve güzel olacak, her şeye kapımız sonuna kadar açık. Peki halı yıkama haberi takip ediyor musunuz? Bizim klasik ve son sorumuz bu. Tabii ki. Bizi takip ediyor musunuz ve bize önerileriniz ne ve bizden beklentiniz? Tabii ki takip ediyorum ama şöyle söyleyeyim. Hani eleştiri yapma mabında konuşmak gerekirse. Eleştirileri daha çok seviyorum. Yani şöyle. Biraz daha böyle dikkat çekmesi gerekiyor. Yani bir kişiyi karşına alıp da saatlerce konuşsanız da bir yerlere gidiyor mu gitmiyor mu? Bunu biraz daha böyle eğlenceli hallere getirilebilir. Sizin orada yapmış olduğunuz 15-20 dakikalık, yarım saatlik, bir saatlik videonun içerisinde yani başladığın 3-5 dakika içerisinde sıkılmaması gerekiyor. Keyif alması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Böyle hani bu şey olmamalı, ben bunu seyredeceğim diye ızdıraba dönmemeli bu olay. Yani orada çünkü takip ettiğim, seyrettiğim 4-5 videoda belli başlı şeyler yakaladım mesela. Onları bence daha keyifli hale getirilebilir. O zaman size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık İstanbul'dan. İnanılmaz keyifli bir röportaj oldu benim için. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.